Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte artan faizlerde tercih edilmesi gereken doğru yatırım araçları nelerdir ve bunların mantıkları nedir bunları konuşmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi geçen günlerde yaşanan faiz arttırımı sonrasında yine akıllarda tek bir soru oluşmaya başladı. Faizler artıyor artmaya da devam edecek gibi duruyor. Biz hangi yatırım araçlarını neden tercih etmeliyiz altındaki mantıklar nelerdir bunları konuşmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmadıysanız hemen videomuza başlayalım. Öncelikle burada anlamamız ve kavramamız gereken nokta şu. Bugün paranızın 100 TL'nizi bir mevduata koyduğunuz zaman aşağı yukarı %55 ile %60 civarında bir mevduat getirisi elde ediyor. Şimdi bu bir senenin sonunda alacağınız para yani 180 liranızı ya da 100 liranızı, 200 liranızı bugün 23 Mart itibariyle mevduata koyuyorsunuz. 2025 Mart ayı itibarıyla o 100 liranızı 160 lira olarak alıyorsunuz. Yani gelecek seneyi öngörmemiz bizim için önemli olan noktadır. Şimdi burada ne yapacağız? Geçmiş bir seneye iyi bakacağız. Geçmiş senede örneğin dolar ne getirmiş? Ne zaman getirmiş? Geçmiş bir senede borsa ne getirmiş? Ne zaman getirmiş? Ve bunu gelecek bir senede getirebilecek mi? Örneğin baktığımızda borsanın geçmiş bir senede %80 getirdiğini görüyor. Bu gelecek bir senede çok büyük ihtimalle %80'in çok daha altında kalacağını bizlere gösteriyor. Neden? Çünkü faizler arttı, maliyetler artıyor, ticari kredi faizleri arttığında şirketler boğuluyor, globalde rekabet edemiyor, yatırım harcamaları yapmaya korkuyorlar, borsadaki para mevduatlara kayıyor gibi gibi nedenlerden geçtiğimiz bir seneden geleceğimiz bir senenin daha iyi olduğunu görüyoruz. O zaman geleceğimiz bir senede yani ilerideki bir senede daha negatif durumlarla karşılaşma ihtimalimizin de daha kuvvetli olacağını öngörebilmeliyiz. Bu ilk noktamız. Şimdi gelin videonun içerisine iyice bir giriş yapalım. En sonda da alternatif olarak ya da tercih edilmesi gereken doğru yatırım araçları nelerdir? Bunları da yine birlikte konuşalım. Öncelikle faiz arttırma sürecinin sadece uygulanan o ülkede olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük ölçekte bir ülke olmadığını sürece dışarıya da etki etmeyeceğini bilmemiz gerekiyor. Bu da demek oluyor ki Türkiye'de faiz arttırımı yapılıyorsa ve Türkiye globalde çok önemli değerde, çok önemli büyüklükte, hacimde bir ülke olmadığına göre de Türkiye'de yapılan faiz arttırımı sadece Türkiye'yi etkiliyor. Bu yüzden dışarıya etki etmeyeceği için dış piyasalarda yatırım yapmaya, trade yapmaya, alsat yapmaya, uzun vadeli portföyler oluşturmaya devam edebiliriz. Dış piyasalara veya Türkiye'nin faiz arttırımından etkilenmeyecek yatırım araçlarına yatırım yapmaya devam edebiliyoruz. Yani alternatiflerimiz hala duruyor diyebilirim. Bu önemli bir noktadır. Şimdi ilk öncelikle baktığımızda faiz arttırımı yapılan para birimine yatırım yapmak en önemli noktadır. Örneğin Amerika'da faiz arttırımı gerçekleşti ve bütün paranın oraya kaydığını görebildik. Yani Amerika'nın faiz arttırması parayı ana vatana topladı ve ana vatanda da mevduata çekilmesi için yapıldı. Aslında faiz arttırımı zaten bunun için yapıldı. Aynı zamanda harcamalar azalıyor ve fiyat istikrarı da sağlanıyor. Fakat konu Türkiye olunca daha detaylı bakmamız gerekiyor. Çünkü burada faiz arttırımı yapılıyor ve biz bütün paramızı götürelim mevduata koyalım dersek reel de erimiş olur. Dolar karşısında erimiş oluruz. O yüzden daha detaylı temkinli ve yatırım sepeti mantığıyla gitmemiz gerekiyor Şimdi yine %55-60 mevduat getirisi varken ki borsanın son bir yıllık geçmişinin getirisinin %80 olduğunu ki gayet tercih edilebilir şekilde bu getirinin de tamamına yakınının Mayıs'tan sonraki seçimde olduğunu görebiliyoruz. O zaman hemen Bist yüz grafiğini bir yıllığa alalım. Şimdi bir yıllığa aldığımızda geçen sene bakın geçen sene tam bugünden tutuyorum. Bugüne götürdüğümde yüzde bir getiri var. Peki bu yüzde seksenlik getirinin neredeyse tamamı 30 Mayıs'la 5 Ekim arasında gerçekleşmiş mi? Daha da iyi kötümser olarak bakacak olursak Eylül'ün başına tekabül ediyoruz. Burada da Haziran'ı tutacak olursak yani Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında 3 ayda %88'lik bir getiri elde ettiğimizi görüyoruz. Demek ki 3 ayda %88'lik getiri demek son 1 senedeki borsanın getirisinin tamamı Haziran, Temmuz, Ağustos aylarındaki 3 ay içerisinde gerçekleşmiş. Bu ne zamana tekabül ediyor? Bu da genel seçimlerin hemen sonrasına tekabül ediyor. İşte dünkü videoda anlattığımız bıyıklı yabancıların tekrar ülkeye gelmesi, büyük paralarını çıkarttıktan sonra tekrar ülkeye dönmesi gibi süreçlerin buradaki borsa etkilerini de görebiliyoruz diyebilirim. Şimdi biz artık ama bu geçmiş bir süreçti. Gelecek bir sürece bakmamız gerekiyor. Geleceğe bakacağız ki doğru yatırım aracını teşhis edebilelim. Geleceğe baktığımızda 2025 Mart ayında 15.000 endeksin üzerinde olmamız gerekiyor ki gerçekten bir getiri olsun. Yani bugün 9.100 olarak gördüğümüz endeksin bir sene sonra Mart ayında 15.000 endeksin üzerine getirirse hemen hemen en, e, mevduat kadar bir getiri sağlamış olur. 15.000 endeksin üzerindeki her getirisi realde getiri ya da mevduat üzeri getiri olabilir. Yani biz en azından 16, 17, 18, 19 bin dolarları görürsek iyi ki mevduata yatırım yapmamışım. Bu riski göze almışım ve borsa tarafında kalmışım diyebilmemiz için en az 18 bin endeks seviyesinin üzerinde olmamız gerekiyor ki bunu söyleyebilirim. Neredeyse geçen sene o faizin olmadığı ortamda, o alternatifsiz yatırımda kaldığımız ortamda olmamış bir getiriyi şimdi bekliyoruz. Bu demek ki çok 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 daha zor bir ihtimaldir. Bu yüzden bizim mutlaka alternatif yatırım tarafına gitmemiz ve borsanın bize fırsat verdiği zaman yüklü alım yapabilmek için belli bir nakit seviyesi, belli bir mevduat hesabı seviyesinde sahip olmamız gerekiyor. Bugün borsada yine 8500'ler, 8100'ler, 7500'ler ve 7200'ler geçerli destek seviyeleridir. Ve buralara geldiğinde özellikle hisse bazlı alıp 3 sene, 4 sene, 5 sene tutacağımız çok güzel şirketler vardır. Fakat bu kadar negatif makroekonomik verinin olduğu seviyelerde ben 9100, 9300, 9500 endekslerden hala alım yapmaya devam etmelisiniz diye kendi samimi yatırımcıma söyleyemem. Onun yerine yapabileceği alternatif yatırımları hızlı hızlı sayabilirim. Birincisi her zaman söylediğimiz gibi faiz arttırımı yapılan para birimine yatırım yapmak ilk tercih olacaktır. Burada da ortalama %60 getiriyle mevduat hesabı ve arbitraj fonları karşımıza çıkıyor. İkinci sırada her zaman Uzun zamandır yani birkaç aydır söylediğim gibi ucuz kalan emtia ürünleri karşımıza çıkıyor. Brent petrol, mısır emtiası ve buğday emtiası yine karşımıza ikinci seçenek olarak çıkıyor. Üçüncüsü ufak bir düzeltme sonrası çok uzun vadeli olarak alacağımız ve tutacağımız ABD hisse senedi. Ve burada baktığımızda mesela S&P 500 tarafından gitmek bizim için biraz daha sağlıklı olabilir. S&P 500'e baktığımızda rekor 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 gidiyor. En azından ufak düzeltmelerle bir şeyden etkilenmeden tutarım diyorsanız bu seviyelerden de alabilirsiniz ama düzeltme ile almak istiyorum diyorsanız 5100 ve 5030 seviyeleri yani 5130 ve 5030 seviyeleri bizim için iki destek noktasıdır diyebilirim. Buraya buralara zaten atla deve seviyeler yok. %2'lik bir düzeltme ve %3.70'lik bir düzeltmede iki kademeden alım yapabiliyoruz. Ya hocam %1.70 düzeltmeyi bekleyeceğim ben şimdi alayım. Zaten beklediğim sürede dolar artıyor ve ben o kadar kaybediyorum diyorsanız evet şu an alıp 1 sene, 3 sene, 5 sene, 10 sene tutmak için S&P 500 yani yabancı hisse senedi tercih edilebilir. Bunun yanı sıra 4. sırada da ucuz kalan kıymetli madenleri görüyoruz. Bunların birincisine gümüş örnek Daha da ucuz kalmış diğer kıymetli madenler de yine burada tercih edilebilir diyorum. Demek ki burada mevduat ve arbitraj fonları, Brent petrol, mısır, buğday düzeltme sonrası veyahut da şu anda girmek için de uygun seviyede olan ABD hisse senetleri ve ucuz kalan kıymetli madenler alternatiflerimiz olarak karşımıza çıkıyor. Fakat zaten devletin faiz arttırırken asıl amacı parayı bankaya yüksek getiri vererek, yüksek getiriyi vaat ederek toplayayım ki talep azalsın, sirkülasyon azalsın, ben de bu noktada enflasyonu düşürebileyim demesidir. Yani aslında yüksek faiz dediğimiz, yüksek mevduat getirisi dediğimiz olayın amacı şu. TKM'den bir farkı yok. Süper bono'dan bir farkı yok. Süper tahvillerden bir farkı yok. E süper bono çıkarsa borsanın ne kadar çakılabileceği ile ilgili onlarca araştırma makale okuyabiliriz. HKM çıktığı zaman borsanın ne kadar takır takır çakıldığını o güne dönüp tekrar bakabiliriz ki önümüzdeki günlerde bununla ilgili tekrar bir video gerçekleştireceğiz. Orada daha da detaylı anlatacağız. Yani aslında yüksek mevduat oranı demek. Faizlerin arttırılması ve yatırımcıya risksiz olarak hemen hemen bir senedeki dolar artışı, hemen hemen bir senedeki borsa artışı, hemen hemen bir senedeki enflasyon artışı kadar getiriyi risksiz olarak vaat etmesinin tek ve asıl nihai amacı paranı bankaya getir. Ben zaten sana risksiz olarak yüksek getiri vaat ediyorum. Param burada dursun ki sürekli olarak talep yaratma. Sürekli olarak talep yaratmayacağın için döviz aşağıda dursun. Yüksek mevduat oranı olduğunu dünyaya bildirdiğim için yine döviz aşağıda dursun. İç piyasada talep artmayacağı için enflasyon aşağıda dursun. Yani ben sana paranı bankaya getir ve dokunmadan bir sene boyunca tut diye yüksek mevduat tanımlıyorum. Sen de bunu gerçekleştir ki ben enflasyonu düşürebileyim diyor. Bunun için ortaya çıkıyor. Ve bu yüzden de aslında buraya karşı gelmek yani akıntıya karşı yüzmek sağlıklı olmayacaktır. Bizim bu noktada doğru yapmamız gereken şey belli bir miktarda buna kulak vermek olacaktır. Fakat tabii ki tamamını mevduata koymak reel olarak erimek olacaktır. O yüzden burada mutlaka en azından katıl tarafına sağladığımız ve sürekli olarak da güncelleyi devam ettiğiniz yatırım sepetlerini incelemeniz çok sağlıklı olacaktır doğru kurgulanmış bir yatırım sepeti oluşturabilirsek uzun vadede taşımak için de çok sağlıklı olacaktır diyebiliyorum. Artan faizlerde tercih edilmesi gereken doğru yatırım araçlarını da bugün bir kez daha mantıklarıyla birlikte görmüş olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Faydalı bir video olduysa kanala abone olarak, beğeni butonuna basarak, yorum atarak, katıl tarafına kayıt olarak, zil bildirimlerini açarak desteklerinizi gösterebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.